Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ICMP protokolünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Yazalım. ICMP. Ne demek arkadaşlar ICMP? Hemen açıklamasını yazalım. İnternet kontrol mesaj protokol arkadaşlar. ICMP internet kontrol mesaj protokol. OSI referans modelinin network layer'ında çalışıyor arkadaşlar. Yani 3. katman bir protokol. ICMP mesajlarını iki başlık altında inceleyebiliriz arkadaşlar. Birinci hata raporlama. İkincisi ise durum kontrol. Peki arkadaşlar, hata raporlama ve durum kontrol işlemlerini bu ICMP nasıl yapıyor? Hep birlikte inceleyelim. Şimdi benim daha önce hazırlamış olduğum paket tracer'da bir topoloji var arkadaşlar. Buradan PC1'den şuraya bir ping atalım. PC1'den PC3'e bir ping atalım. Ama ping atmadan önce isterseniz ping'in ne olduğunu açıklayalım. Ping ve trace route komutları ICMP paketini gönderen, kontrol eden komutlardır arkadaşlar. Ping ve trace. Namı diğer trace route arkadaşlar. Biz trace route olarak kullanıyoruz. Router'larda çalışan trace route. Ping ve trace komutları network mühendislerine birçok problemin teşhisinde yardımcı olan her iki komutta ICMP echo request ve ICMP echo reply mesajları ile çalışır arkadaşlar. Ping komutu ile ping isteğini gönderen cihaz ICMP echo request'te bulunur. ICMP echo request'te bulunur arkadaşlar. ICMP mesajlarındaki echo request type'ı 8, kodu 0'dır. Hedef IP adresi echo request mesajını aldığında gönderen cihaza echo reply ICMP mesajı gönderir. Bu mesajın type'ı 0 ve kodu da 0'dır. Trace komutu ise kaynak, hedef ve IP adresleri arasındaki olası problemleri anlamaya yarar. Burada olası problemler dememizin sebebi, kaynak ve hedef IP adresleri arasında birden fazla yol varsa her defasında farklı yollar izlenebilir. Trace komutu bilgisayarlarda tracert şöyle yazalım arkadaşlar. PC için router için pardon
PC için Tracer, router için Tracer Root'tur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz daha ne demek istediğimizi açıklayalım. Teknik bir açıklama oldu. Az önceki açıklamamız. Anlamamış olabilirsiniz. PC 1'den PC 3'e mesaj atıyorum. PC 3'ün IP adresi, pardon, 21 değil, 21 onun router'ın adresi 22. Atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rahat bir şekilde ping atıyor. Yani echo mesajımız karşıya gidiyor. Karşıdan da gönderilen mesaja echo reply mesajı geliyor. Echo request gidiyor. Echo reply geri dönüyor arkadaşlar. Buradan buraya arkadaşlar. PC1'den PC3'e echo request mesajı gidiyor. PC3'ten PC1'e echo request, echo reply mesajı geliyor arkadaşlar. Olayımız bu. Peki arkadaşlar. Diyelim ki router'ın şu interface'i down oldu. Fast Ethernet 0.0 interface'i down oldu. Edelim down. Evet arkadaşlar, ne olacak? Gördüğünüz gibi destination host unreachable. Hedef bilgisayar bulunamıyor mesajı döndürüyor arkadaşlar. Hedef bilgisayar bulunamıyor mesajı döndürdü. Peki arkadaşlar, tekrar bunu up yapalım. Gördüğünüz gibi ping komutu ne işe yaradı arkadaşlar? Bağlantının olup olmadığını kontrol etmeye yaradı. Ping komutuyla bağlantı var mı yok mu kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Bu bizim için hata çözmede, sorunu bulmada son derece önemli arkadaşlar. Açalım interfezimi tekrar. İnterfezimiz up oldu. İyice bekleyelim up olmasını. Şimdi arkadaşlar PC1'den PC2'ye tracer çekeceğiz. Tracer. ...92, 168, 2, 2. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Tracer komutu ne işe yarıyor? Şuradan bakalım. İlk olarak paketimiz 192.168.1.1 adresine gitmiş ki o bizim şu router'ımızın adresi arkadaşlar. Router 0'ın içe bakan interface'i, yani bizim default gateway'imiz. Ondan sonra nereye gitmiş arkadaşlar? 192.168.3.1'e gitmiş. Hop, buraya gelmiş. 192.168.3.1 burası. Yani router 0'ın default gateway arkadaşlar. Ondan sonra ne yapmış arkadaşlar? Hop karşıya geçmiş. 4.2'ye gelmiş. 4.2 neresi? Burası. 4.2'ye geldikten sonra da zaten durağı PC 3 arkadaşlar.
Mesela diyelim ki bizim Fast Ethernet sıfırımız yine down oldu. Koptu bağlantımız. Kopan bir bağlantıya sahibiz. Şimdi tekrar bir tracer çekelim arkadaşlar. Aynı PC'ye. Bakalım ne olacak. Request timeout vermeye başladı. Request timeout veriyor. Bu ne zamana kadar sürecek arkadaşlar? Bakın şurada yazıyor. Tracing route 192.168.2.2 over a maximum of 30 hops. Yani 30 hops'a kadar, yani 30'a kadar bu devam edecek arkadaşlar. 30'a kadar bulamazsa bundan sonra bulamam deyip bırakacak. Neyse o yapsın. Biz bu sırada bu interfeysi açalım. Bakalım ne olacak. İnterfeysimiz daha aktif olmadı. Gördüğünüz gibi şurada turuncu var. Bu yeşil olacak. Ondan sonra aktif olacak. Birazdan ulaşmaya başlar. Bakın. Trace complete dedi. 17'de kaldı. 17'de geldi. Gelmeseydi 30'a kadar devam edecekti. Trace not completed yazacaktı. Kapatalım arkadaşlar. Bir de şimdi router'larda görelim olayı. Bu sefer şu router'dan PC1'e ping atmayı deneyelim. Exit. Şöyle Ctrl Z'ye basalım. Direkt Privileged moda düşeriz. Arkadaşlar ping komutu ve tracer komutu yani ICMP komutları Privileged modda çalışır. Hatta yanılmıyorsam user modda da çalışabilir arkadaşlar. Bir deneyelim. Ping 192 168 1 1. Evet arkadaşlar. User modda da çalışıyor. Ping komutu user modda da çalışıyor. ICMP komutları user modda da çalışıyor. User modda çalışan nadir komutlardan bir tanesidir arkadaşlar kendisi. Neyse biz yine privilege moda geçelim. Ping 192 168 1 2 diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atıyor. Pingimizi atıyor. Şimdi pingimizi atıyor. Router'da ne demiş arkadaşlar şey için? Tracer komutu için. Router'daki karşılığı ne demiştik? Tracer root demiştik arkadaşlar. Tracer root 192 168 1 2. Bakın arkadaşlar router tak 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 hemen buldu yolu çıkarttı bize.
gayet hızlı ve rahat bir şekilde. 125 milisekundda hedef bilgisayara ulaştı. Evet arkadaşlar, şimdi bağlantımızı koparttık gördüğünüz gibi. PC1 boşta. Gelelim routerımıza. Traceroute çekeceğiz. Traceroute 192.168 1 2 öldü. Yok. Connection koptu. Gördüğünüz gibi traceroute yapamıyor. Evet arkadaşlar, mesela şimdi bunu kablonun koptuğunu varsayalım. PC2'ye traceroute çektiniz. Hatanın nerede olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın 4-1'e gelmiş. 4-1'den geçmiş. Buraya gelmiş. Buradan geçmiş. Yani 3.2 burası oluyor arkadaşlar. Bakın 3.0 network'ü burası. 3.2 burası. 3.1 burası. 3.2'den de geçmiş. Bakın 62 milisaniyede oraya ulaşmış. Bundan sonra sorun ya burada ya burada arkadaşlar. Ya burada ya burada. Yani ya PC ile switch arasında bir bağlantı yok ya da switch ile router arasında bir bağlantı yok. Bunu iptal edelim. Evet, iptal etmemiz biraz zor arkadaşlar bunu. Bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, trace route'umuz başarısız oldu. Bağlantımızı tekrar recover edelim. Sekiz, bir, iki. Bağlantının up olmasını bekliyoruz. Up oldu ve traceroute tamamlandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ping ile traceroute'u anlatmaya çalıştım bu derste. Bu komutları sorun çözerken, bağlantıları kontrol ederken sıkça kullanacağız arkadaşlar. Kullanımı basittir, anlaması basittir ama son derece faydalıdır ve son derece işe yarar. Bir network uzmanının eli ayağı diyebiliriz bu komutlar için. Özellikle sorun olması durumunda arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitiriyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar.